Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Başlıktan da anlayacağınız üzere İngiltere'ye kısa süreli bir dil eğitimine gidiyoruz. Ve bu videoyu da neden çekiyorum? İngiltere'de ya da herhangi bir yurt dışında dil eğitimi almak isteyip de başvuru sürecini ve maliyetleri merak edenler için bu videoyu çekeceğim. Yalnız zamanım çok kısıtlı. Yarın Londra'ya gidiyorum. O yüzden eğer atladığım bir şey olursa, merak ettikleriniz olursa aşağıya yorumlara yazarsanız elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. İlk olarak okul seçimiyle başlamak istiyorum. Ben Kaplan Dil Okulları'nı seçtim. Sebebi de şu, üniversiteden mezun olduğum sene 2011 yılında arkadaşımla Kaplan Dil Okulları'yla Amerika'ya eğitime gidecektik ama babam beni göndermemişti ve Kaplan Dil Okulları benim çok içimde kalmıştı o zaman. Arkadaşım da çok memnun bir şekilde dönmüştü. Daha sonrasında Selta'yı Kaplan Dil Okulları aracılığıyla alayım istemiştim ama pandemi dönemine denk geldi ve o esnada Selta'yı online almak zorunda kaldım. O zaman da o şekilde vazgeçmiş oldum. Daha sonraki süreçte geçen sene bir eğitim alayım demiştim. Yalnız maliyetleri boyumu aştığı için son anda vazgeçmiştim. Bu sene artık kafaya koydum. Dedim ki ben bu eğitimi alacağım. Yazın başında Kaplan Dil Okulları'na yazdım. Ben bir dedim teacher training programı arıyorum. Yani öğretmen eğitimiyle ilgili programlara bakıyorum. Neler olabilir? Bana işte maliyetleri, kalma yeri, ücretleri hepsini gönderdiler. 12 Ağustos'a güzel bir eğitim ayarlamıştık. Yalnız benim üniversitemde bazı dönemlerde yıllık izin kullanmamız yasak olduğu için tam o dönemlere denk geldi eğitimin zamanı. Ve ben bu yüzden teacher training programına katılamadım. Bu yüzden bundan vazgeçmek zorunda kaldım. Sonra dedim ki madem öyle ben bu teacher training dediğim öğretmen eğitim programını alamıyorum. Bari dedim en azından genel İngilizce alayım. Yaz döneminden dolayı yaklaşık 4 aydır falan herhalde İngilizceyi kullanma gibi bir şansım olmadığı için cidden körelmiş hissediyorum. Pratik yapma amacıyla İngiltere'ye gitmeye karar verdim. Zaten Londra benim çok büyük hayalimdi. Kaplan Dil Eğitim Kurumlarına yazdım. Dedim ki ben böyle böyle almak istiyorum eğitimi. Onlar da bana sağ olsunlar maliyetleri attılar. Nerelerde kalabileceğimi, yurtta kalabileceğimi ya da işte host family yanında kalabileceğimi söylediler. Host family ile yurt arasında da yaklaşık olarak 500 poundluk bir fark vardı. Ben o yüzden host family'yi seçtim. Aynı zamanda da hani oradaki ailelerin yanında kalırsam İngilizce pratik yapma ihtimalim de çok fazla olacaktı. Bu yüzden de özellikle çok istedim. Şimdi orada bir ailenin yanında kalacağım. Bunun için de çok çok heyecanlıyım. Maliyetlerinden birazdan bahsedeceğim. Şöyle notlarımı almıştım. Eğitim programından bahsedeyim. Ben genel İngilizce'ye gidiyorum. Genel İngilizce test yaptılar beni. Bir çok uzun bir sınava tabi tuttular. Sınavda C2 çıktım. Gittiğim zaman C2 kursuna başlayacağım. Yani sabah 8.30, öğleden sonra 1.30'a kadar derslerim olacak 2 hafta boyunca. Bunun için de gerçekten çok heyecanlıyım. Bu kurs, 2 haftalık bu kurs artı host family'nin yanında 14 gün boyunca kalmam, yeme içme dahil, yani öğle yemekleri bana ait. Bunlar toplamda 1200 pound ödedim. Maliyetleri rahatlıkla söyleyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü Kaplan Eğitim Kurumları'nın sitesinde zaten bunlar yazıyor. Ama dönem dönem, mesela yaz döneminde peak dönem olduğu için, herkes oraya gittiği için çok daha yüksek oluyor maliyetleri. Eylül'den sonraki dönemlerde fiyatlar daha düşüyor. Hatta söylediklerine göre Kasım Aralık gibi daha da indirimli oluyormuş fiyatlar. Aklınızda olsun, ücretleri daha düşük oluyormuş. Vizeden bahsedeyim, süreçten bahsedeyim. Ben genel İngilizce karar verdikten sonra Konya'daki şubeleri olan Atlas Eğitim Kurumları ile görüştüm. Aracı kurum olarak onlarla çalıştım. Vize işlemlerinin çoğunu Atlas Eğitim Kurumu halletti diyebilirim. Ama niyet mektubunu kendim yazdım. Başvuru belgelerini birlikte hazırladık. Sadece vize ücreti olarak 155 pound ödedim. Bir de pasaportum eve gelsin diye yaklaşık olarak 490 lira kargo ücreti ödedim. Toplam maliyeti bu diyebiliriz vize ücreti için. İngiltere vize alacaklar aklınızda olsun. Diğer Schengen ülkelerine göre, zaten Schengen değil vizesi ama daha farklı olduğu için danışmanlık şirketlerinden yardım almak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Eğer ilk defa vizeye başvuruyorsanız mutlaka danışmanlık şirketinden yardım almanızı tavsiye edebilirim.
Onun dışında sanırım söyleyebileceklerim bu kadar. Kısaca olayı özetlemek gerekirse Kaplan Dil Okulları ya da herhangi bir hangi dil okulunu istiyorsanız onu araştırmanız, daha sonrasında o okulla iletişime geçmeniz size zaten her şeyi ayarlıyorlar. Kalacak yeri, eğer yurtta kalmak istiyorsanız yurtta da kalabilirsiniz. Ama host family yanında kalmak, oradaki yabancı bir ailenin yanında kalmak dil pratiği açısından çok iyi olacağı için benim yine tavsiyem bir host family yanında kalmanız. Instagram'dan sorularınız var mı diye sormuştum. Hepsini cevapladığımı düşünüyorum ama ne kadar sürüyor vize ve eğitim vize çıkmama olasılığı var mı diye sormuş bir tane öğrencim. Fiyatı nedir demiş. Fiyatını zaten söyledim. Vizenin kaç gününde çıkıyor olması büyükelçilikle alakalı ama ben şöyle söyleyebilirim kendi sürecim için. Çarşamba başvurdum. Bir sonraki hafta değil, ondan sonraki haftanın pazartesi günü benim elimdeydi pasaportum. Cuma gününe, bir sonraki haftaki cuma gününe benim vizem çıkmıştı. Bu süreç 15 iş günü sürüyor. Yani en az önünüzde 15 iş günü olması lazım vizenizin çıkması için. Hangi dil okulu? Dediğim gibi Kaplan Dil Okulları'nı seçtim. Siz de eğer gitmek istediğiniz hangi okul varsa ben Kaplan Dil Okulları'nı şimdi tecrübe edeceğim. Benim asıl amacım, gitmek istemem asıl amacı eşimle birlikte ilerleyen dönemlerde yurt dışında yaşama planımız var. Ama onun ikinci yabancı dili Almanca, benimki İngilizce. İkiniz de ortak bir noktada sadece İngilizce buluşturabilir. Onun tabii ki bana uyum sağlaması gerektiğini düşünerek seneye eğer ben okuldan ücretsiz izne çıkabilirsem yaklaşık olarak 6 ay ya da 1 senelik, o da işlerini ayarlayabilirse 6 aylık ya da 1 senelik bir dil eğitimine gidelim diyorum. Hatta İrlanda'da eğitim alırken aynı zamanda çalışma izni de var. O yüzden belki İrlanda'ya da gidebiliriz. Hem para da kazanırız diye düşünüyoruz. O sürece hazırlık yapabilmek için, okulu değerlendirebilmek açısından gerçekten işe yarıyor mu, iyi mi, nasıl bir süreç işliyor, kendim gidip görmek istedim baştan. 6 ay ya da 1 sene çok uzun bir süre çünkü. İlk olarak 2 haftalık bir deneyimlemek istedim bu süreci. Sizinle de gün gün ya da hafta hafta elimden geldiği kadar burada paylaşmaya çalışacağım. Eğer sorularınız varsa dediğim gibi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada 6 aylık eğitimi de araştırdım. Maddi manevi süreci çok uzun bir süreç ama eğer her şey yoluna girerse seneye orada uzun süreli eğitime gitmeyi de planlıyoruz. Evet, benim size paylaşabileceklerim, söyleyebileceklerim bunlar. Yarın yola çıkıyorum. Eğer benim bu yolculuğumda eşlik etmek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilir, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.